Ben ilk namaza başladığımda hem Hanefi ve hem Şafii'ye göre namaz kılıyordum. Şafii mezhebinin bir fıkıh hükmünü bilemediğim için namazın helaline haramını ayırt edemeyince namaz kılınamıyor. Onu anlamak için gece İstanbul'da ünlü Şafii alimi olan efendim Hoca Efendi'ye acil cevaplı telgraf çektim. Kar böyle bir metre falan. O postaneye gittim. Acil cevaplı telgraf. Çünkü sabahına namaz kılacağım, kılamayacağım öbür türlü. Hemen yetişsin. Hoca Efendi diyor ki ya diyor, gece diyor postacı geldi, çoluk çocuk acayip korktuk diyor. Ne oldu dedim diyor. Baktım diyor acil cevaplı telgraf diyor. Sonra Allah razı olsun gönderdi cevabını. Oradan anladık. Ama bak başka bir insan olsa ona hiç emniyet vermeyebilir. Ben son derece titizdim. Ya maşallah. Halil Gönenç Hoca'nın o fıkhi soruyu sorduğumda konuyu açıklaması var. Onu bir yayınlasana. Tabii. Halil Gönenç Hoca, Sayın Adnan Oktar'ın kendisine yolladığı telgrafı anlatıyor. Hocamızın, Sayın Adnan Oktar'ın size gönderdiği telgrafla ilgili bir anınız vardı. Onu takriben 34 sene evvel, takriben diyor. Çünkü bu 35. senedeyim ki ben buradayım. Evet. 34 sene evvel, böyle hatırlıyorum. Gece saat 1 civarında kapı çalındı. Çağrıldı. Ben de kalktım. O zaman da ben de... Uyuyor muydunuz hocam? Uyuyorum, evet. Oldu. Neyse kapıyı açtım, baktım postacıdır. Elimde bir telgraf var. Neyse, bana dedi ki bir telgraf da şeydir. Ve acilen de cevabını istiyordu. Özellikle de cevabını istemiş sizden ki çok acil o fetvaya ulaşmak için. Evet. Yani fıkhi konularda çok titiz olduğunuz için hocamız. İşte o zaman böyle cevabı. Bir şey oldu. Sonra bir gün, bir sene sonra veyahut iki sene sonra, üç sene sonra bilmiyorum. Doktor Sefer Abbas Han'ın evinde birkaç kişi toplandılar. Ve o zaman Adnan Bey de oradaydı. Yine bu meseleyi dile getirmişler. Kendisi de çok gençmiş ama o zaman, değil mi hocam? Gençti tabii herhalde. Çünkü ben o zaman 47 yaşındaydım zannedersem. 47 yaşındaydı. Herhalde o da belki 25 yaşındaydı. Daha küçüktü. Evet. Neyse. Yani böyle bir şey. Maşallah. Evet. Maşallah. Maşallah. Yani o kadar titizdim ki. Evet. Halen de öyle elhamdülillah. En ufak fıkhi hata istemem. Bak bu Şafii alemidir Ali Gönenç Hoca. Evet. Bak hem Hanefi mezhebini uyguluyordum, hem Şafii uyguluyordum. Şafii çok zor yani bunu kimse yapamaz. Evet. Şafii'deki bir fıkhi konuyu anlayamadığım için namaz iptal olacağını düşünerek, çünkü namazın farzını, vacibini birbirine ayrı demedim, namaz iptal olmuş oluyor. Onu sabah namazına yetiştirmek için acil gece yarısı soru sormuştum. Cevaplı telgraf. Bir de çok pahalıydı o zaman. Tabii, maşallah. Yani acayip pahalı bir şey cevaplı telgraf. Yıldırım cevaplı telgraf. Sizden bak gece 1'de, yaklaşık 5.30'da falan çektim, gönderdim. 1 gibi gece oraya ulaşmış. İnşallah.